Saygıdeğer izleyenler, bu yıl ülke genelinde bilmiyoruz ama Ünye'de şu anda haberli yaptığımız hurma dışındaki bütün meyveler az oldu. Ancak hurma iyi olmasına rağmen genellikle Mersin ve Adana yöresi gelir Ünye'deki hurmaları toplardı. Ama bakıyoruz ki hurma üreticileri kendi hurmasını kendisi pazarlıyor. Önce biz imam kardeşlerden Abdullah Güner'e soralım. Hurma kendi bahçenizin mi efendim? Evet, bizim kendi bahçemizdir. Babamın büyütmüştü, bunları açlamıştır babam. Bu hurmalarla topladık, gittik burada satıyoruz. Bu yıla kadar satmış mıydınız hiç? Evvelki sene yine satmıştım ama geçen sene satmadım. Satmadı. Bu yıl nasıl fiyatlar? Fiyatlar güzel. Şükür Mevla'ya. 10 lira, 20 lira böyle gidiyor. En son 5'e de veriyor. Problem değil. Verin. Önemli değil o. Önemli olan ürünlerini kendi ürettiğin ürünlerini Ünye'de tükettirmektir. Evet. Güzel bir şey. Bu sene öyle yaptık. Bu sene kendi ürünümüzü burada dükkanında satalım dedik. Sattık. Başarılar diliyoruz size. Sağ ol. Allah razı olsun. Biraderine bak. Şimdi sıra imamın ikincisinde. Evet. Sayın Güner. Yıllardır devlete diyanette görev yaptınız. Evet. Şimdi ise babanızın ürettiği meyveleri pazarlıyorsunuz. Size de diğer ürünlerin anonsunu yaptık. Ama hurmaya oranla elma, armut ve diğer ürünler pek olmadı. Bu sene mevsimin biliyorsunuz malumdur. İşte yağmurlu gitmesi, sıcak gitmesi, bir anda meyveleri soğuktan oldu diyerek. Bu da Allah tarafından oldu demiyoruz ya, işte soğuktan oldu, güneşten oldu diyoruz. Bu sene de bir sene bahane bularak, ama bu sene de Allahu Teala hurmayı bize bol verdi. Bu hurmayı da vatandaş geliyor, alıcı köyde 2 liraya, 1 liraya alım diye bizden dalga geçiyor. Biz de topladık, kendi meyvamızı getirdik burada vatandaşa. Yine 40-50 liraya satıyor köylü. Biz de bunu 10 liraya. Çok. Vatandaşa hizmet olsun diyerek topladık. 10 liradan satıyoruz. Meyve bol, çok şükür Allah'ımıza. Sağ olun. Sizlere başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Allah'ım.